Abi kolay gelsin. Sağ olasın. Abi sen kendini biraz tanıtır mısın? İsmim Mustafa Yavuz. 50 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Severek yapıyorum. Evet. O sorulara gelince cevap. Tamam, tamam. O sorulara tamam. Yaşın abi, nerede olduğunu? Giresunluyum, yaşım 64. Bu işe kaç yıldır yapıyorsun? 50 yıldır. 50 yıldır. Bu işe neden seçtin abi? Bu yolu seç, bu işi seçmemin ilk nedeni çarşıda halamın oğlu evli olduğu için, halamın oğlu yanında kaldığım için orada başladım. Yağmura, yağışa değil de kapalı bir yerde çalışmanın tercihlerim arasındaydı. Hemen benim borcum Mustafa abi. Yetiştirmeyi de yetmiş. İbandan atıyorum sana, tamam. Kısa çekmeyin. Tamam. Bu işi nerede ve kimden öğrendin? Kiraslık bakımından, kiraslık yaparak genel olarak da Giresun'da öğrendim. Yani Giresun'da, Çıraklı'da, Mustafa'da da evet. Başka bir şey de yapmadın. Yaptım. Aydın Didim'de yaptım. İstanbul'da askerde yaptım. Her tarafta yer yaptım. Yer maaşlarını tekstilden falan mı? Yok, başkalarının yanında çalıştım. Yani tekstil değil, sadece terzi. Terzinin yanında çalıştım. Evet, terzinin yanında çalıştım. Bu işin sevdiğiniz veya sevmediğiniz yönleri var mı? Bu işi sevdik. Sevmese geldi seneden beri yapmazdık. Ama sevilmeyen yanı ücreti yetersiz olduğundan dolayı sevmediğimiz yanımız o. Kazancımız az olduğundan. Peki şöyle bir soru daha sorayım. Dünya bir daha gelsin, tekrar bunu işini mi yapardınız? Yapmazdım. Yapmazdım. Neden peki? Teknolojiye ayak uydurdum. Mesela örnek vereyim, bir araba tamircisi yapardım. Bir mesela otu camcılığı yapardım. Onlar da daha çok para olduğu için onları seçerdim. Veyahut da okurdum yani. En azından okurdum. Öğretmen olurdum mesela, mühendis olurdum. O gibi şartlarımızda. Hiç okula gitmedin? Gittim. Ortaokula gittim bir sene. Haylazlığın yüzünden okulu bıraktık. Bilmiyorum ustam, çok sakin birisine benziyor ama gençliğiniz biraz haylaz mı? Haylazdı. Top oynamayı çok severdim. Top oynardım. Dersime gitmedim. Bir sene ortaokula gittim. Giresun Spor birincilikte olduğu için antrenmanlarına gidiyordum. Çok peşerdim. Hala uğraşıyorsunuz sporla? Uğraşıyorum. Hala da uğraşıyorum. Çok severim. Galatasaray maçını hiç kaçırmam. Futbollarınız iyi yani. Çok iyi. Böyle halı saha maçlarına çağırttın mı? Efendim? Halı saha maçlarına falan. Yok, ben oynamayayım çağırdı. Geçti bizden. Geçti. Ustam son bir sorum daha olacak. Bu mesleği yapmak isteyen gençlere ne gibi tavsiye edersiniz? Bu mesleği yapmak isteyenler sermayesi varsa yapsınlar derim. Sermayesi olmayan bu mesleği yapar. Yani böyle bir iş için ne kadar sermaye anlıyor? Ya şöyle ki, alıp satım da yapsınlar yanında isterim. Yani hazır giyim de yapsınlar. Bunu da yanında yapsınlar. Tabii tabii. Bu gibi şey. Mesela bir kot pantolon alabilirler, tişört alabilirler. Bunun yanında kumaş pantolon alabilirler, kumaş satabilirler. O gibi tarzlardan yapan olursa o şekilde yapsın. Yani sermaye de diyor. Parası varsa gitsin, yoksa girmesin. Bu işi büyük yaptım. Aynen öyle. Tamam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla benim yok. Varsa size söyleyin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sıkıntı yok.